Popstar Alaturka devam ediyor. Yarışmacılarımızı birer birer dinliyorsunuz. Birbirinden güzel sesler. Ebi de Ebru Gündeş'le beraber düet yapınca gerçekten doyumsuz bir gece haline geldi. Sıradaki yarışmacımızla devam edeceğiz şimdi. Sıradaki yarışmacımızı ben de merak ediyorum. Bakalım kimmiş? Sırada Yurdanur var. Yurdanur'cum çok yakışmış pembeler sana. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Senden hemen aday numaranı alalım bekletmeden. 107. Bol şanslar diliyoruz. Emre Hanım'ın yanına uğurluyoruz seni de. Yurdanur, ilk olarak sözü Aşkın Tuna'ya, müzik Feyyaz Kuruş'a ait Fırtınalar adlı eseri. Ardından Padişah, söz müzik Serdar Ortaç. Dansçılarımız Erkan ve Aslı eşlik edecekler. Yurdanur sizlerle. Teşekkürler Ebru Gündeş, tebrikler Yurdanur ve sıradaki şarkı yine Yurdanur'dan. Padişah, alkışlarınız Yurdanur için. Tebrikler Yurdanur. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler jüri üyelerimize. Teşekkürler sevgili misafirler. Sağ olun, sağ olun. Evet, ben hemen jüri üyelerimize dönmek istiyorum. Bakalım yorumları nasıl olacak? Müsaade eder misiniz? Estağfurullah, tabii ki. Biraz sessiz olabilir Yalnız misiniz? Yalnız ben konuşamıyorum. Burası maç değil. Hiç alkışlamayın. Alkışlayacak bir şey söylemedim. Buyurun Bülent Hanım. Hiç sevmem böyle şeyleri ben. Siz alkışlarsanız bir şey değişmeyecek. Ben yine vereceğim numarayı biliyorum. Sesinizde bir arıza mı var? Çünkü bana fazlasıyla detonelerin yanında sanki marangozhaneden böyle bir sesler geliyor gibi. Yırtılmalar. Böyle şey, çünkü bu sağlık sorunu mu acaba? Öyle mi? Ne diyeceksin? Rahatsızım ben. Ne diye? Neyiniz var? Grip mi oldunuz? Sanki bir nodülümsü gibi bir şey bu. Ne diyor? Diyafram nefesinden kullanmadığım için, programa yüklendiğim için ses tellerimle ilgili bir şey problem çıktı. Bugün doktor hanımdan öğrendim. Yani bir sertleşme. Evet, ses tellerinin arasında bir şeyler çıkmış çok yüklemekten. Nodül gibi. Evet, diyafram nefesi burada kullanamıyorum ben. Sadece buraya veriyorum sesi. Tamamen gırtlaktan yükleniyorsunuz. Evet. Ama ses o kadar, yani kafa sesi kullanmayacaksınız. Ben kafa sesi kullanmıyorum ki. Bu kullandığınız işte onun için böyle oluyor. Kafa sesi kullanmıyorum. Kullansam zaten belli olur. Yani gırtlak olarak sesi, yani çocuğum okuduğunuz tarz kafa sesiyle okuyorsunuz. Kalbi sesle değil. Yani diyafram kullanmayınca o Hayır, kafa sesi mi olur? Hayır, bilmiyor tabii, bilmiyor. Hep bunlar sesi bilinçsizce kullanmanın neticesi nodül olur. Sertleşme olur seste. İki tane tel burada, sağda ve solda, titreşimleriyle, rezonansla bu hasıl oluyor ses zaten, evet. Güzelliği veya çirkinliği neyse. Bak o da bam teline bastı. Bülent Hanım, peki ben
de bilmediğim için soruyorum. Yani bir şarkıcı diyaframını kullanmayarak söylüyorsa, gırtlağını kullanıyorsa buna kafa sesi mi deniyor? Hayır, şimdi bakınız, bu tekniği bir kere bilmesi lazım, evet, kullanırken. Yani tekniği bilmeden okunmaz. Ama şimdi tabii ben bunu yine böyle söylediğim vakit, burası konservatuvar değil diyecekler. Burası eğitim veren bir kurum değil. Onun için buraya gelen insanları hangi verileri varsa ona göre zaten efendim bu 14'ün içerisine aldık. Evet. Ve ona göre değerlendireceğiz diyecekler ki haklılar. Evet. Yalnız tabii dinlerken ben bir rahatsızlık hissettim. Bu evet, normal bir çünkü ateşli oluşu veya aylık kadınsal hastalık durum veya falan değil bu. Evet. O da sesi çok götürür çünkü. Hı-hı. Efendim. Ama bu tamamıyla nodül gibi geldi bana. O tarz böyle bir kalınlaşma, sertleşme geldi ve nitekim demek ki doğru sezgilerim. Böyle devam ederse okumaya o hiç sertleşmeyi ondan sonra daha da fazlalaşır. Daha fazlalaşır ve nasırlaşır, sesini kaybedebilir. Evet, nasırlaşır. Sesini kaybedebilir. Vallahi efendim kesin. Çok fazla yüklenildiği vakit ses Allah korusun gider. Çok önemli sanatkarlarımız vardır. Çok kıymetli bir sanatkardı, ismini vermeyeceğim. Doğum esnasında böyle feryat ve o ıkınmayla falan sesi gitti, kaybetti sesini. Çok önemlidir ses yani. Fazla sinire gelmez, uykusuzluğa gelmez, fazla sekse gelmez. Yani bunlar çok dikkat edilmesi evet, gereken hususlardır. Sesi alır götürür. Evet, bunlar son derece tıbbi konuşmalar. Peki Bülent Hanım. Tabii bu durumda heyeti umumiye ne söyler bilemiyorum. Yalnız ben bu parantezi açmak için mikrofonu elime aldım. Buyurun söyleyin. Peki yorumuyla ilgili başka bir şey de eklemek ister misiniz? Yani tabii bir kere en büyük şanssızlığı böyle bir baskıları son derece kuvvetli bir efendim hanımefendinin yanında oluş daha da açıkları belli ediyor. Şimdi ne söyleyeyim yani? Anlıyorum. Yine çok fazla bir şey yorum yapmak istemiyorum. Her şey meydanda. Peki Bülent Hanım. İkisi de hanım. Sesleri aynı tondan okurlar ve aynı tondan okudukları halde birini gördünüz, ötekini de gördünüz. Ama diyeceksiniz ki o artık kaç senenin sanatkarı ama biliyorsunuz ki o ilk çıktığında da böyleydi. Yani sesini böyle kullanıyordu. Aradan geçti 10 sene, 15 sene sonra böyle olmadı. O ilk çıktığında da hepimizin kafası böyle oldu bir anda. Bu nedir, bu nereden çıktı diye. Yani öyle baskıları evet, vardı. Onun için geçmiş olsun hastalığınız efendim. Ve hemen öteki çocuk Utku gibi değil. O, onunki galiba evet, gripti falan, o Allah'ın izniyle hallolur. Ama inşallah sizinki ameliyeyi gerektiren bir duruma gelmemiştir. Son derece dikkatli kullanacaksınız sesini. Ses çok önemli. Peki Bülent Hanım. Teşekkürler. Armağan'cığım. Şimdi demin Bülent Hanım da söyledi. Biz 14'e aldık. Evet. Ama 14'e aldıktan sonra her hafta bir ilerlemede bekliyoruz. Evet. Doğal olarak. Evet. Ya ilerleyecek öteki yarışmacılar gibi ya da ilerleyemeyecek. Evet. Yurdanur maalesef ki bizim aldığımız yerde duruyor. İlerlemiyor. Yani daha iyi şarkı söylemiyor. Aldığımızda da bu kadar söylüyordu. Belki bundan da iyi söylüyordu. Ama mesela şu ana kadar kaçıncı yarışmacısın sen Yurdanur bu gece? Beşinci. Beşinci. Bu gecenin en kötü performansı şu ana kadar Yurdanur'un. Kötüydü. Peki. Orhan Bey? Yurdanur bu akşam daha iyi olabilirdi. Ama nedenleri var. Sesinin rahatsızlığı. Ayrıca tabii belki ondan dolayı bazı detoneleri yahut da cümleleri yetiştirmede zorluklar olabilir. Sesinin rahatsızlığı diyorum. Öyle bir şey denk geldi. Bu gerçekten hoş değil. Gırtlağına çok yüklendi. Diyaframını kullanamadığını diyor. Yani aslında dinlenebilmesi lazım.
dinlenmesi çok iyi olur ama bu şartlarda ne kadar dinlenir tabii, bilmiyorum. Dinlenmeye de fırsat yok. Ve o bahsini ettiğimiz kafa sesini kullanma, şimdi çok özür dilerim, son derece mesela önemli bir konu vardı da onu ben bahsetmek istiyordum. Şimdi mi sonra mı bahsederim bilmiyorum. Bu kafa sesiyle de ilgili bağlantılı şunu söylemek istiyorum. Kafa sesi genelde biliyorsunuz şeyde kullanılır. Operada ve sopranolar, mezzo sopranolar kullanabilir. Beşinci oktav sesleri daha ziyade 4-5'leri elde etmek için kafa sesi kullanılıyor. Ve bunu batıda görüyoruz. Türk musikisinde kafa sesi pek kullanılmıyor. Ama kullananlar var. Ama aslında yapı itibariyle 3 oktavlık mesafe içinde belki zaman zaman küçük bir şekilde müracaat edilir. Şimdi ben buradan başka bir yere gelmek istiyordum. Evet. Bu akşam onu konu açmak istiyordum. Son derece önemli bir konuydu bu. Şu anda açayım mı sonra mı açayım bilmiyorum ama yaptı açtık da açmışken konuşayım. İsterseniz biraz sonra konuşmak onu. İstiyorum. Evet, çünkü çok önemli bir konu. Ona son derece önemli bir biraz konu. Biraz vakit ayırmamız evet, gerekiyor. Yani evet. Yurdanur bu akşam daha iyi olabilirdi ama nedenleri varmış. Peki Orhan Bey. Ebru Hanım. Evet sesinde nodül oluşmuş ama galiba yeni ve ilaç da kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Fakat nodül olmadan evvel de biz yeterli veriyi bulamıyorduk değil mi? Yani her daim buradaki konuşmalarımızda Yurdanur'un ilerleme kaydetmiyor olması. Bu gece üzerine bir de nodül eklendi. Bayağı bir sıkıntı oldu. Evet. Çok fazla çatladı patladı ses. Bu çok doğal bir şeydir. Ben ilk çıktığım demir attım kaseti zamanı ben de nodül yaşadım ses tellerimde. Aldırdım ve ondan sonra da zaten zaman içerisinde sesinizi diyaframdan kullanmayı öğrenince de bu problem ortadan kalkıyor. Evet. Bunu yaşaması gayet doğal olabilir, olası bir şey. Ama kötü bir performanstı. Kötü her bir şeye rağmen, diyorsun. Her şeye rağmen kötü. Acilen şan tekniği alması lazım. Çok acilen. Ve hemen ameliyat gerektirir değil mi? Ameliyat Bülent gerekir. Böyle şeyler. Evet. Çok önemli. Sıhhat çok önemli. Ve bir hafta 10 gün en az konuşturmazlar. Sizin yaşlarınızda anlayamazsınız. Ama sıhhat çok önemli. Onu bizler biliriz. Allah esirgesin. Çok gençsiniz. Allah uzun ömür versin. Önünüzde çok güzel günler var. Aydınlık günleriniz var. Hemen hemen bu şarkıyı yok pes okumuşum, tiz bilmem ne olmuş, yok yarım koma bilmem falan olmuş filan bunları geç. Acilen hatta ben seni götüreyim hemen kendi doktoruma. Gerekirse atlayalım dışarıya gidelim. Ama çok acil bunun halledilmesi lazım. Çok acil. Peki Bülent Hanım. Şimdi ben bir de notlarınızı almak istiyorum. Ya en zor kısmı bu evet, ama şimdi. Maalesef. Yani şimdi nasıl değerlendireceğiz? Hepimiz çok zorlanacağız burada şimdi yani. Ama şimdi hasta bir olduğu var. İçin evet. Bakınız. Demin de bir beyefendi için kimin için yaptım Utku. Ben Utku, onu? Utku Bey için kullandım ama Utku Bey hani başka türlü bir o ayrı var bir onun. İş. Evet. O bütün haftalarda nasıl verileri vardı üstümüzdeki Allah biliyor, kullar da biliyor. Onun için orada yani onu yapmalıydımı hissettim ve yaptım. Evet. Her türlü efendim sizlerden veya halktan, seçici kuruldan gelecek tepkiye rağmen o kanaatimi kullandım. Ama bu öyle bir durum değil. Ama bu öyle değil. Çünkü bu başından beri detone okuyan bir kız. Bunu dikkate almanızı istirham ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bunların hepsi bizim çocuğumuz. Ama eğer ki notlarınızda çok dikkatli olmayıp o hasta, öteki annesi öldü, öteki babası rahatsız, bilmem ne falan diye bunlara bakılırsa, bu acitasyonla hareket edilirse, o zaman gerçek manada kazanması gereken verileri beş beşlik olan elemanları Allah esirgesin ayağa kaydırılabilir, gider ve arkasından üzülürüz. Allah'a karşı da efendim yanlış yapmış oluruz, kullara karşı da ayıp etmiş oluruz.
çok dikkatli numaralarınızı veriniz. Evet. 5 veriyorum efendim. 5 geldi Bülent Ersoy'dan. 5 Ebru Gündeş'ten. Orhan Bey ve Armağan Çağlayan'dan. Ben de aynını düşünüyorum. 5, 5, evet. Toplam 20 puan geldi. Aday numaranı hatırlatır mısın? 107. 107 Yurdanur'un aday numarası. Herkes için söyledim. Yurdanur için de söylüyorum. Hemşeriniz olduğu için değil, akrabanız olduğu için değil. Kalıcı birisini görmek istiyorsak lütfen siz de oylarınızı ona göre gönderin. Biliyorsunuz en fazla 10 oy gönderebiliyoruz bir telefon numarasından.